Herkese merhaba, Çevre TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. Bugün 26 Şubat, Cuma, haftanın son günündeyiz. Çevre TV için, bizler için son derece önemli bir gün. Çünkü bugün ilk kez stüdyomuzda bir konuk ağırlıyoruz. Merhabalar Orkun. Gökhan Bey, Gökhan Yıldırım bizimle birlikte. Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı. Aslında sizle daha önce de bir bağlantı yapmıştık. Her zaman olduğu gibi online olarak yapmıştık. Fakat Viyana ve İstanbul arasında tabiri caizse mekik dokuyor ekibiyle birlikte. Ve İstanbul'a gelmişken neden bir program yapmayalım dedik. Aslında daha önce akıllı şehirlerle ilgili bir geniş program yapmıştık. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Bu kez de akıllı köyler. Programın başından itibaren de arka planda görüyorsunuz bir köy manzarası. Türkiye'nin tabii dört bir tarafı. Türkiye bir köy anlamında köyü yaygın olan bir ülke. Tarım, çiftçilik bu anlamda özümüzde olan bir ülke ama çok fazla da göç veren bir ülke. Sanki pandemi dönemiyle birlikte bir geriye göç de söz konusu gibi. Buradan da hareketle bu akıllı köyler konusunu özellikle konuşacağız. Ama öncelikle neler yapıyorsunuz Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü olarak? Hem Viyana'dasınız hem İstanbul'dasınız, çalışmalarınız var. Öyle bir giriş yapalım. Tabii ki. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Tekrar merhabalar. Öncelikle hayırlı olsun. Programımız çok güzel gidiyor. Takip ediyoruz. Yurt dışında da takip ediyoruz. Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü sürdürülebilir akıllı şehirlerle ilgileniyor. Ve sürdürülebilir akıllı şehirlerin dört tane ana unsuru var. Ulaşım, enerji, çevre ve toplum. Evet. Ve biz bunları diyoruz ki eğer bir şehir bu dört kolonun üzerinde sağlam bir şekilde oturabiliyorsa o zaman şehir sağlıklıdır. Ve bu dört tane kolonun da sağlıklı olmasını istiyoruz. Nedir bu kolonlar? Ulaşım enerji, çevre ve toplum. Toplumun da şöyle bir şeyi var. Siz karar verici olarak çözümler sunabilirsiniz ama toplumun bunu benimsemesi ve kullanması gerekiyor ki işe yarasın. Evet. Kabaca. İşin içinde insan olmadığı zaman hiçbir şey tam sağlıklı yürümüyor. Evet, katılması lazım. Sosyal tarafı özellikle. Viyana'daki çalışmalarınız hem de o derneğin kuruluş aşaması ve İstanbul'da yaptıklarınızla da biraz devam edelim. Sonra yavaş yavaş köylere geleceğiz. Tabii ki. Biz 2014 yılında Viyana'da bir inisiyatifle beraber ya birincidir ya ikincidir ama üçüncü değildir. Dünya sıfatını kullanıp Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü'nü kurduk. Hı hı. Burada da yakalamış olduğumuz yer... Viyana 9 defa dünyanın en yaşanılabilir şehri seçilmiş ve bunu yapan üniversitedeki hocalar, yurt dışına giden bir Türk mühendis, o üniversitedeki hocalarla ders çalışıp onları kurmuş olduğu enstitünün içerisine dahil edip onlarla beraber akıllı şehirler, akıllı köyler nasıl yapılır ve bunu eğitimlerle, projelerle tüm dünyaya, 70 ülkedeyiz bu arada, yaymaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Viyana'ya hem kültürüyle hem geleneğiyle hem insanıyla tabii bizim zaman zaman gündeme getirdiğimiz konuştuğumuz Avrupa'nın tabii çok özel şehirlerinden bir tanesi. Orada başlaması da iyi olmuş. Avrupa Birliği'nin de bu çerçevede mutlaka çok fazla çalışması var. Onlarla toplantılar ve diğer konularda Brüksel'le de ilişkileriniz var mutlaka. Tabii Avrupa Birliği Brüksel kısımlarında da gerek hocalarımız, enstitüdeki hocalarla beraber de projeler yapıyoruz. Biz oradaki, açıkçası oradaki altyapıyı kullanmaya çalışıyoruz. Kullanıyoruz da kısmen de olsa. Evet, şimdi sizin sürdürülebilirşehirler.com diye söyleyebileceğim internet sitenizden birkaç bir şey aktaracağım. Buyurun. Sonra da derinleşmesine gideceğiz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik hedefleri var. Gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için bugünden doğru seçimler yapmayı sağlayacak 17 madde var. 17 hedef. İklim değişikliği, küresel ısınma, hızlı kentleşme, yoksulluk gibi dünyamızın karşı karşıya olduğu ağır zorlukların bazılarının çözülmemesi için ortak bir plan ve gündem oluşturuyor diyor. Ve bu şekilde devam ediyor. 17 hedef Birleşmiş Milletler'in gündeminde, Avrupa Birliği'nin gündeminde, tüm uluslararası toplantıların gündeminde. Son olarak Davos zirvesinde de yani online yapıldı ama yine birçok oturumun başlığı çevreyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgiliydi. İşte bu sustainable diye söylediğimiz aslında Sustainable goals, sürdürülebilirlik hedefleri diye gidiyor. Bu arada İngilizcesi daha kolay söyleniyor. Sürdürülebilir biraz zor ama hayatımıza artık girmiş durumda. Bizim de her bültenimizde, her konuşmamızda bol bol yer veriyoruz. Hem Birleşmiş Milletler hedeflerinden de biraz devam edebilir. Sonra da bu akıllı şehirler. Önce sizle konuşmuştuk akıllı şehirleri. Akıllı köylere gelmeden önce onu da bir yeniden hatırlamak istiyoruz. Tabii ki. Birleşmiş Milletler'in Sustainability for All adlı bir departmanı var. Sürdürülebilirliğin 4 altın kuralı adı altında. Biz onu da bir anlamda şey yaptık,
sistem içerisine dahil ettik. Bir proje bile yapsanız, futbol bile oynasanız oyunun kurallarını tanımlamanız lazım. Evet. Ve Birleşmiş Milletler de oyun kurucu olarak sürdürülebilirliğin altın kurallarını, gollerini, hedeflerini koydu ve onu tarif etti. Tabii onun tarif edilmesi de önemli çünkü neye göre yapacaksınız? Mesela örnek vereyim. Akıllı şehirlerden de bir örnek vereyim. Biz bundan 2 sene önce bir Hindistanlı bir yatırımcıyla beraber yapmış olduğu bir akıllı şehir projesinin ismini Orange Smart City diye, Orange yani portakal akıllı şehir, evet, yaptık diye bize sunmuştu. Ben ona dedim niye Orange? Demişti ki bize orada portakal bahçeleri vardı, o yüzden ben portakal bahçelerini seviyorum. Portakal bahçeli akıllı şehir yaptık. Dolayısıyla yani akıllı şehirlerde oyunun tanımlanması gerekiyor, kuralın tanımlanması gerekiyor. Açıkçası reseptinin, o tarifin tanımlanması gerekiyor ve Birleşmiş Milletler de buna bir inisiyatif almış. Ve biz de onu da takip ediyoruz dernek olarak, enstitü olarak. Şimdi bir şehrin akıllı şehir olarak nitelendirilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Mesela burada Londra'yı da görüyorum sizin sitenizde. Londra Kültürel Altyapı Planı Haritası diye devam ediyor. Ne olunca bir şehri akıllı şehir diyebiliyoruz? Bizim İstanbul ne kadar akıllı mesela gördüğünüz kadarıyla? Şimdi tabii önce bir akıllı kavramını nereden çık? Akıllı kavramının İngilizcesi Smart City. Smart City. Evet, Smart City. Smart City'de Amerikalı bir araştırmacı, gazeteci, This is a Smart City diye bir kavram ortaya atmış ve bu satın alınmış. Gerçi bu satın alınan kavram oturduğu için biz fazla müdahale edemiyoruz ama doğru kavram aslında sürdürülebilir şehirler, evet, olması, evet, lazım. Evet. Ama nasıl otobüse oturgaçlı götürgeç denmediği gibi Smart City'de oturuldu. Yalnız Smart City Türkçe'ye biraz yanlış çevrildi. Smart aslında genius, zeki gibi bir şey. Biz onu akıllı diye aldık. Ama sıkıntı var mı? Sıkıntı da yok. O yüzden biz burada kurmuş olduğumuz dernekle de sürdürülebilir akıllı şehirlerin nasıl olabileceğini bu tarifi de ezmeden geçmeden yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'a ne diyorsunuz? Ya İstanbul'a ne diyoruz? İstanbul'a ne diyoruz? Zor bir soru. Yani zor bir soru çünkü İstanbul'da çok akıllı, büyük şehir tabii, çok büyük bir metropol. Yani İstanbul ya bu pandemi çok yaradı mesela, trafik azaldı. Tabii. Ondan sonra ve bir şehrin yaşanabilir olabilmesi için de A noktasından B noktasına rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz, yaşanabilir, erişebilir. Hem kendi aracınızı hem toplu taşıma yöntemleri. Aynen öyle. Öyle olması dolayısıyla lazım. Altyapının iyi olması lazım. Bir de politikalar geliştirmeniz lazım. Tabii İstanbul'un en büyük problemi nüfus. Onun da ayarlanması da lazım. Yani İstanbul akıllı bir şehir midir? Yani mesela Viyana bile akıllı şehir. Yani hepsine bir akıllı şehir kısmı, neye göre akıl, neye göre yok, o ayrı bir şey. Her şehrin kendine göre bir kültürü vardır. İstanbul'un benim görmüş olduğumda yapması gereken şey araçlarla değil, yaya ve bisiklet yolları ve toplu taşımanın aktif hale getirilmesi lazım. Yürüyebildiğiniz bir şehir sizin için rahattır. Ama yürüyemediğiniz, araçlarını kullandığınız, trafikte geçen o zaman o pek yaşanılır bir şehir değildir. Bence trafik en büyük bir problem İstanbul için. Onun da altyapısının yapılması lazım. Bisiklet ve yaya yollarının aktif bir şekilde kurulması lazım. Aslında tam sizin söylediğiniz gibi şu anda pandemi olduğu için, kısıtlamalar olduğu için herkeste şöyle bir şey var. Ya aslında ne kadar yakınmış her yer birbirine. Aslında altyapı yani yol anlamında fena değil. Yani bir ucundan bir ucuna ciddi şekilde yani ulaşılabiliyorsunuz. Ama o kalabalık ve trafik çöktüğü zaman da tabii saatler alıyor. O zaman akıllı şehir sıfatını kaybediyor. Aynen öyle. Onun dışında da herhalde daha çok Avrupa'nın bilinen şehirlerinde, küçük şehirlere dahil olmak üzere hani bir şehir merkezi vardır, dışarı doğru yayılır. Doğru. Viyana tam onun örneğidir. Ve genelde de o merkeze çok fazla araç trafiği olmaz. Doğru. Yani hani şehirler araç için mi, insan için mi? Evet, evet. Bunun da üzerinde durulduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Yani, oraya doğru da gitmek lazım yani. Kesinlikle öyle. Mesela bizim ana başlıklarımızdan bir tanesi ulaşım. Önce soruyu şöyle sormanız lazım. Evet, ulaşım. Evet, ulaşım için şehirler için mi ulaşım yoksa insanlar için mi ulaşım? Neler yapılması lazım? Hatta şey için bile var. Mesela biz çevre ekonomisi okurken bir belediye başkanının cevaplaması için temiz bir hava için sizin ayırabileceğiniz belediye bütçesi ne kadar? Temiz bir su için ayırabileceğiniz bütçe ne kadar? Bunlar da size konfor ve hizmet alanı sağlıyor ve o zaman da yaşanılabilir hissedebiliyorsunuz. Ama o bütçeyi ayırmazsanız, sensörlü bir şeyler yapabilirseniz orada birazcık da sıkıntı var.
İstanbul'un merkezlerinden tarihi turistik anlamda Beyoğlu var biliyorsunuz, İstiklal Caddesi. Ben de orada Galatasaray Lisesi'nde okudum. 81, 82, 83 o dönemler düşünün. Trafiği açıktı. Yani şey de orası o zaman işliyordu. Yani arabalar gidip geliyordu. Şimdi uzun zamandan beri de neredeyse 15-20 yıldan beri trafiği kapandı ve gayet de güzel oldu. Tabii. Ve o zaman da büyük şey sorun oluyordu. İstemiyorlar işte araba nereden geçecek? Araba nereden geçiyorsa geçsin. Yani önemli olan insanların ve dışarıdan gelen insanların, yani uluslararası bir şehirse, bir merkezse, dışarıdan gelen insanların şehre ayak bastığı andan itibaren gidişlerinin gelişlerinin iyi organize edilmesi tabii, lazım. Tabii. Bu yürüyebilmeniz lazım. Mesela Roma'ya gidin veya Viyana'ya gelin veya New York'a gidin. Yürüyebildiğiniz zaman şehir sizindir. Tabii. Yürüyemediğiniz zaman işte şehir sizin değildir. Ve dolayısıyla şehrin altyapısı ona göre inşa edilmesi lazım. Mesela Viyana'da yayalaştırma örnekleri var. Yayalaştırma. Evet, yayalaştırma örnekleri var. Aynı İstiklal Caddesi gibi o alanın tamamıyla araçlardan kaldırılması söz konusu ve halkın orada bir demonstrasyonu falan olmuştu ama bunlar kalktıktan sonra daha fazla insan oraya atık hücum etmişti, alışveriş yapmıştı. Yani böyle başarılı örnekler var. Ama gelecek artık bundan sonra yaya, bisiklet ve toplu taşım. Çünkü araçların hareketi için maalesef yeteri kadar yerimiz ve alanımız yok şehirlerde. Başlıklardan bir tanesi de çevre. Çevrede enerji herhalde daha çok işte o sürdürülebilir enerji, yeşil enerji o ayrı. Ama çevre dediğimiz zaman da işte hani parklar, bahçeler, yeşil alanlar, nefes alacak büyük alanlar anlamında herhalde öyle tabii konuşuyoruz. Tabii çevrenin hem o kısmı var, bir de çevre tabii çevre ve atık yönetimi aslında. Atık yönetimi. Çünkü enerjideki kısım birincil enerji türleri var. İşte fosil yakıtlar, benzin, doğalgaz gibi. Ama bir de ikincil enerji yakıtlar var. Bu da işte nedir? Yenilebilir enerji tipleri. Ve yenilebilir enerjinin de en kolay kısmı atık. Atıktan enerji elde edebiliyorsunuz. Bugün mesela Viyana'nın 1/3'ü çöpten enerjiyle ısınıyor. Hmm. Danimarka gibi bir ülkenin %5 enerjisi çöpten enerjiyle sağlanabiliyor. Yani böyle metotlar var. Çünkü çöpte atıktan iki tane ürün elde ediyorsun. Birisi ısı, öbürküsü de elektrik. Ve bunu verimli kullanırsanız çöpten enerjiyle siz evleri ısıtabiliyorsunuz. Viyana'nın 1/3'ü bunlarla ısınıyor. Artı bir de Viyana Devlet Hastanesi'nin Orkun Bey soğutma sisteminin çöpten enerjiyle sağlandığını söylesem ben size ne dersiniz? Evet, ilk yani kulağa ilk geldiğinde çok tuhaf gibi tuhaf oluyor geliyor, ama gayet ama uygulanan, uygulanabilir, öyle. Sürdürülebilir konular bunlar. Evet ve enstitüde de biz bunları yapan hocalarımızı, daha doğrusu yurt dışına giden bir Türk mühendis, orada görmüş oldukları bir toparladık. Ve kurmuş olduğumuz enstitüde bunları isteyene nasıl yapılmış eğitim, isteyene planlama, bunları kurgulamaya çalışan, oradaki know-how'u buraya aktarmaya çalışan bir Türk girişimciyiz açıkçası. Evet, Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı Gökhan Yıldırım'la konuşuyoruz. Tüm bizim gündemimizde olan hemen hemen tüm programlarımızda vurguladığımız başlıkları teker teker üzerinden geçiyoruz. Asıl konumuz bugün akıllı köyler. Türkiye için son derece önemli bir vizyon olacak bence bu programın ardından. İnşallah. Oraya doğru geliyoruz, geleceğiz. Başka aklımda kaldı mı diyorum. Ulaşımı konuştuk, enerjiyi konuştuk. Yani ülkenin geneline aslında yayılıyor. Siz takip edebiliyorsanız. Biraz da toplumdan da konuşalım. Toplumu da evet. En son insana da gelelim. İnsan evet. Faktörü. Tabii şimdi şu var. Siz ne kadar teknoloji, ne kadar işte çöpten enerji, güneş enerjisi, şudur budur bunların hepsini karıştırırsanız çok güzel. Yalnız halk veya toplum bunu kullanmazsa, sizin onları o toplumu yetiştirmezseniz, örnek veriyorum çöplerini ayrıştırmaz da ne bileyim işte yaya ve bisiklet ulaşımını veya toplu taşımayı kullanmayıp araçlarını kullanmaya diretirse o zaman siz sürdürülebilikten bahsedemezsiniz. Evet. Dolayısıyla toplumun da şehirleşme bağlamında mesela İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi bence toplum ve şehirleşme. Yani çok göç almış, aidiyet hissi yok, şehirci değil, şehrini sevmiyor. Zaten komşusunu sevmiyor. Yani Amerika'da bir Profesör Sachs, Columbia Üniversitesi şöyle söylüyor. Sürdürülebilirliğin tanımı İngilizcesi, do you trust your government? İşte devletinize güveniyor musunuz? Bir Amerikalıya soruyorlar. Cevap no. Ondan sonra ikinci soru, do you trust your neighbor? Komşuna güveniyor musun? Cevap no. Şimdi eğer diyor ki o kendisi, tanım da çok güzel, devletinize güvenmiyorsunuz, komşunuza güvenmiyorsunuz, anahtarınızı teslim edemiyorsunuz, o zaman sürdürülebilirlikten bahsedemezsiniz. Toplum içerisinde böyle. Toplum belediyesine, ulaşımına,
atık sistemine, çeşmeden akan musluğuna güvenmesi lazım, sahip çıkması lazım. Bunu yapamadığınız sürece akıllı da olamazsınız, sürdürülebilir de olamazsınız. Dolayısıyla o kadar dijitalli, sensörlü, şununla bununla sistemlere gerek yok. Toplumu siz bir yönetebilmeyi becerebilirseniz, bu anlamda yani şehirleştirebilirseniz toplumu, o zaman şehir bence kendi kendine zaten akıllı. Çünkü insanlar sevmeye başladıkları zaman korumaya da başlıyorlar. Evet. Yani ülkenin farklı yönlerinde bu anlamda iyi örnekler olduğunu da söyleyebiliriz. İstanbul'dan bahsedince hakikaten yerleşik yaşam gibi olmadığı için biraz... İstanbul büyük hani, ama 18 milyon metropol yani. Öyle. O çok büyük. Bir de bir gelip geçici bir hal yani. Hani bugün buradayız, yarın nerede olacağımız belli değil, değil mi? O kültür olduğu zaman, yerleşik durum olmadığı zaman devam etmeyebiliyor. Şimdi aslında yerleşik olma anlamında, kültürel ve geleneksel anlamında köylerimiz var bizim. Evet. Ve sizin de enstitü olarak yaptığınız çalışmaların çok temel ayağını da sürdürülebilir köyler, akıllı köyler diyelim, sürdürülebilir köyler diyelim, bu bölüm oluşturuyor. Aslında bugünkü programımızın ana konusu bu. Evet. Biz de çok heyecanlandık bunu duyduğumuz zaman. Nasıl bir proje, nasıl bir modelden bahsediyoruz? Yine bir giriş yaparsak, alternatif yaşam alanı, sürdürülebilir köyler. Evet, şimdi aslında bu şey de başladı. Biz Viyana'da hafta sonları dinlenmek için Viyana'nın 120 kilometre, 150 kilometre etrafında bir anlamda Yalova'ya benziyor, Afyon'a benziyor bölgelere gidiyoruz. Termal. Orada, termal, Tatsmansdorf, Bad banyo demek, Tatsmansdorf da ismi yani işte banyo Yalova gibi düşünün. Ondan sonra ve burada tesisleri gördüğümüz zaman hizmet almış olduğumuz yer köy. Yanına 5 yıldızlı otel yapmışlar. Çalışanlar köylü. Orada Avrupa Birliği projesi, hayvancılık var, tarım faaliyetleri var o bölge içerisinde ve bunlardan enerji elde ediyorlar. Bir tesis yapmışlar ve insanlar üretim yapıyor ve bunun da hikayesini biz araştırdığımız zaman gördük ki köyler yavaş yavaş göç vermeye başlıyor. Yani insan annesi babası çiftçi olarak yetişmiş ama kendi jenerasyonu, nesli çiftçiliğe devam etmek istemiyor, üretim yapmak istemiyor. Şehir planlamacısı olmak istiyor, mimar olmak istiyor, emlakçı olmak istiyor, avukat olmak istiyor. Ama oradaki doğadaki, daha doğrusu o bölgedeki kültürü terk ediyor. Benim anne tarafı Trakyalı. Mesela bizim zamanımızda orada çok güzel bostanlar, kavunlar, üzümler vardı. Şimdi en son gittiğimde artık bostanlar hepsi sanayi olmuş ve tarlalarda kavun yetişmiyor çünkü orada da daireler yetişiyor, kira alıyorlar. Şimdi insanlar ne yiyecek, şehri nasıl besleyecek gibi gibi. Bir de bu pandemi bize gösterdi ki herkesin oturmuş olduğu 90 metrekare, 100 metrekare, hadi bilemediniz 200 metrekare 8 tane odası var. 8 tane odası var maksimum. Sonra evet. Yani dolayısıyla şeyi de değiştirmemiz de lazım. Yaşam kültürünü de değiştirmemiz lazım. Bu yüzden de dedik ki biz sürdürülebilir akıllı köyler dizayn edelim. Ve bunu dizayn ederken de çekici olsun. Ve şeylerimizi koyalım oraya. Ulaşım, enerji, atık ve toplumla alakalı neler yapabiliriz? Ne bileyim organik tarımlarla uğraşılsın. Ve buradan yola çıkılan bir hikaye açıkçası. Aslında sizin internet sitenizde de bu anlamda bir örnek değil mi? Örnek diyebileceğimiz bir bölge var. Onu da arkadaşlarımız hazırlamıştı, getirdiler. Lebensdorf evet, diye Lebensdorf, geçen. Yaşam Lebensdorf, yaşam köyü. Avusturya'da böyle bir şey var, model var. Model var, model var. Hatta çok var. Almanya'da da var. Yani burada da mesela size birkaç tane örnek de getirdim. Mesela şeyde Almanya'da Aşa diye bir köy var. Köyün reklamı Aşa köyü zengin petrol şeyhlerine kırmızı kart gösteriyor diye şehri tanıtıyor. Evet, onların yani o ürünleri kullanmıyoruz anlamında. Evet, yani diyor ki biz kendi enerjimizi kendimiz üretebiliyoruz. Ve tabii benim de özelliğim yurt dışına giden bir Türk mühendis. Orada görmüş olduğu çözümleri biz burada Türkiye'de nasıl uyarlayabiliriz, nasıl aktarabiliriz? O yüzden sağ olun, siz de vesile olursunuz. Lebensdorf da bu şekilde geldi. Köyler işsizlik ve düzensiz tarım hayvancılık politikaları sebebiyle göç veren yerlerdir. Bize de böyle. Köy nüfusu, bölgedeki yetersiz iş olanakları, çözüm üreten politikaların eksikliği sebebiyle göç ederek planlıyor. Bu göçü aslında değil mi temel felsefe geri çevirmek. Yani kendi öz kaynaklarıyla birlikte hani bir öze dönme. Tabii tabii.
hadi gel köyümüze geri dönelim, böyle bir bizim türkü de vardı. Evet, evet, evet. Şarkı da vardı. Dolayısıyla aslında şey oldu, siz şimdi örnekleri vereceksiniz ya da nasıl yapılacağını konuşacağız ama pandemi döneminde yani çok ciddi şekilde büyük şehirlerde yaşayan beyaz yakalılar, profesyoneller ve işte İstanbullular filan bayağı daha o tarz yerlere, küçük bölgelere gidip küçük hayatlar kurma hevesi oldu ve bunu uygulayanlar oldu. Ya böyle bir da, durum oldu. Evet, acaba bu geçici midir? Devam yani eder mi? Onu da ben pek beğenmiyorum. Yani bundan bu geçen hafta bir grubu anlatmayayım ama yani Türkiye'de bir sektörün öncüleri dediler Gökhan Bey biz sürdürülebilir bir köy yapmak istiyoruz. Neler yapabiliriz? Evet. Şimdi tabii açıkçası bu girişimcileri de ben gecekondulara benzetiyorum. Şimdi eğer siz kendiniz bu alanda iştigal etmiyorsanız işte 10 kişi toplandık, bir site oluşturduk, kooperatif oluşturduk. Yani gecekondu yapabilir misiniz? Her bir tane ev dikersiniz, çevirirsiniz. Zaten öyle oluyor. Yani hayır, o şeyi yok, fonksiyonu yok, ruhu yok. Yani kendi kendine bir bireysel yani bir şey aslında oluyor. Aslında bir anlamda gecekondu yapanlar da aynısı. Yani tahtasını alıyor, kendileri çöküyor. Bu müteahhite çaktırtıyor. Evet. Ama içerisindeki ruhu yok. Dolayısıyla ben onların projelerinin çoğunu da benimsemiyorum. Yani çünkü şöyle düşünün. Bir anlamda damalı ve yamalı gibi oluyorsunuz. Hı-hı. O dama ve yama hiçbir zaman şu görmüş olduğumuz köy resmini, doğa resmini vermiyor. Hı-hı. Hani bir ara bir film vardı işte Entel Köy, Normal Köy'e karşı böyle bir film evet, vardı. Evet. Şimdi problem aslında bu. Ve devletin de bunlara müdahale etmesi lazım. Çünkü sen oradaki sosyal yapıyı değiştiriyorsun. Çünkü oraya bir şey getiriyorsun. Bir anlamda free zone gibi bir şey oluyor. Çitlerle çeviriyorsun, güvenlik görevlisi yapıyorsun. Ama şey olmuyor. Yani onu senin bir şekilde bu, entegre edebilmen lazım. Bu dediğiniz tam olarak oradaki belediye başkanları, yerel yönetimler tarafından dile getirildi. Dediler ki yani tamam burayı çok seviyorsunuz, geliyorsunuz da böyle plansız programsız gelince bize de zarar veriyorsunuz. Kesinlikle. Hani aman bize dokunmayın. Hani yaz aylarında sadece gelin gidin. Özellikle çünkü şeyler işte Urla, Kaş, Kuşadası oralarda daha çok yoğunlaştı bu işler. Onların belediye başkanları, yerel yöneticiler hani haklı yani. Bizi de bozuyorsunuz bu şekilde dedi. Haklılar yani. Siz tabii o yüzden bambaşka bir modelden bahsediyorsunuz. Tabii çünkü burada katılımcılık esas. Yani şimdi siz oraya geldiniz şey gibi düşünün. Yani bir ekibinizle ordunuzla geliyorsunuz. Oraya indi şey tabii. Yapıyorsunuz. İniyorsunuz çöküyorsunuz yani. Çöküyorsunuz gibi. Çöküyorsunuz kelime de doğru. Evet. Çöktünüz ama o çökmüş olduğunuz yerin sizi benimsemesi lazım. Evet. Benimsiyor mu? Benimsemiyor. Benimsettirmeye çalışmıyorsun da. Sen koskocaman siyah camları işte 4 milim siyah filmli arabalarınla geliyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun. Evet. Yani sonra kendini de iyi hissetmiyorsun çünkü sistem karışmıyor. Bizim modelimizde ne var? Bizim modelimizde gerçekten köylüye de bir şey katabilmen de lazım. Evet. Yoksa mutlu olamazsınız. Tam internet sitesinde de var, o bölümü açarsak oradan gidebiliriz. Şimdi sürdürülebilir köy için izlenecek aşamalar. Mevcut durum analizi var önce. Köyün enerji durumu, köyün evet. Atık yönetimi, toplumsal yapısı, ulaşım sistemi bir yol haritası oluyor ve uygulayabilme koşulları demişsiniz ve projeler demişsiniz. Oradan devam edebiliriz. Durum analizi işte tam bu sayfadan madde madde hani böyle gelip konmayın, çökmeyin diyorsunuz ama bunu da öneriyorsunuz yani. Hayır, eğer böyle olursa oluyor. Hayır çökülsün yani orada bir sıkıntı yok ama. Ama bir sistematik bir şekilde bir matematiği olsun. Kaos yani. Olmasın. Yoksa öbür türlü ben çok sevimli, çok güzel, çok zengin bir insanım. Şurada A şirketinde CEO'yum, B şirketinde BO'yum. Tamam çok güzel. CEO bu o da güzel mesela oldu. Yani o CEO ve BO'nun öbür taraf tarafından kabul edilmesi lazım. Tamam. Yani o karşı toplumun da önemi büyük. Evet. O zaman aşamalardan bahsedebiliriz. Sürdürülebilir bir köy, bölgesel bir durum nasıl oluşturulabilir? Ne yapmak lazım? Bu anlamda Gökhan Yıldırım'la konuşuyoruz. Evet. Tabii burada öncelikle bu işlerin başlayabilmesi için bir durum analizi. Tabii evet. Fazla detaylara girmeyeceğiz ama kabacası evet, işte kabaca, kısa geçebiliriz. Kaç tane hane olacak ve nüfusu kaça göre planlıyorsunuz? Evet. Mesela bizim almış olduğumuz Lebensdorf örneğinde tabii 2030 yılı projeksiyonu da dahil. Çünkü nüfus şu an mesela 2020'deki nüfus 4600 ise 2030'da da 5150 olabilecek diye bir öngörü var. Hı hı. Tabii biz bunu bizim şehir planlamacısı arkadaşımızla görüştüğümüz zaman Gökhan Bey biz bu eğri niye böyle alıyoruz? Dedim aşağıdan da öyle geldiği için böyle aldığımızı kabul ediyoruz. Tabii artı da bilir, eksi de bilir. Evet. Ama yuvarlak bir rakam. Ve buraya göre de çözümler üretiyorsunuz. Evet. Daha doğrusu
5150 kişinin yaşamış olduğu bölgede bir daire çiziyorsunuz ve burada onun enerjisi ne kadar olması lazım? Bu 5150 kişi ne kadar atık üretiyor? Bu 5150 kişi ne kadar ulaşım için benzin harcıyor? Gibi gibi böyle faktörleri 4 tane şeyi oturtuyorsunuz. Ulaşım, enerji, çevre, atık ve toplum. Ve bu 5150 bir anlamda size bir birim oluyor ve buna göre planlama yapıyorsunuz. Kabaca evet. Böyle. Aslında buna benzer SimCity oyunları vardır. Yani işte Bravo. Köy kular sistemi. Evet, evet, orada evet. Bunların hepsi yapılır. Kesinlikle. Zaten köy dediğiniz o kadar fazla almış. Aslında bir anlamda siz bir community, bir yerleşim alanı yapabiliyorsunuz. Siz bunu extend, genişlettiğiniz zaman 5150 kişi yerine 5 milyon kişi içerisinde yapmanız lazım. Önemli olan bir birim için yapılması gereken, ayrılması gereken alan ve aktivite miktarı. Evet, bu örnekte mevcut durumdan sonra köyün enerji durumuna bakılıyor. İşte burada da toplam enerji 2900 konutun tüketimi, köyün toplam enerjisi bunlar da hesaplanmış. Hemen bir altta hedeflenen enerji politikası var. Buradaki hedef kendi kendine yetebilen köy. Evet. Ne anlıyoruz şimdi kendi kendine yetiyor olmaktan? Şimdi bu da biz daha çok tarım anlamında onu biliyoruz. Kendi kendine hani yetiştiriyoruz, yiyoruz anlamında. Ama tabii burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. Yani enerji aslında yani mesela ben bugün 115 kiloysam yani ne kadar kilo almam, jül enerji almam, kalori almam lazım. Aslında hayat da bir enerji, beslenme de bir enerji. Tabii burada toplumda bu da hesaplanacak. Bu da hesaplanacak. Yani köyün enerjisinden kasıt köyün ısınma ve aydınlanma enerjisi ihtiyacı için 5150 kişilik köyün ihtiyacı olan enerji. O mavi sütun onu yansıtıyor. Yandaki yeşil olan da o köyün ne kadar enerji üretiyor. Tabii bunun üzerinde köylerin evinde belki şey olabilir. Güneş enerjisi panelleri olabilir, solar termi olabilir, rüzgar enerjisi olabilir. Böyle bir korelasyon var. Ve tüketimle üretimi hemen aşağıda. Tüketimle üretimi dengelemek buradaki evet, ana amaç. Ve nasıl oluyor bu? İşte elektrik, ısı, hareketlilik bunlar enerji. Ve üretim de tabii ki yenilenebilir enerji. Güneş enerjisi, rüzgar türbinleri, küçük su türbinleri. Burada da yine güzel bir şekilde gelmiş ekrana. Aslında bu tabii yani dünyanın her yeri için, dünya yaşlı dünya uyarıyor bizi. Yani her yerden sinyal geliyor. Ve çok ciddi artık konu. O anlamda her yerde yapılması gerekir ama siz mikro bir anlayışla bunu yayalım. Ve özellikle Türkiye'de de çok yaygın bir yerleşim merkezi olduğu için köyler bu şekilde devam edelim diyorsunuz. Evet, evet. Çünkü burada da esas olan yani o enerji diyagramına gelirsek evet. Tekrar enerji ne kadar tüketiyorsunuz bir anlamda evet burası. Hı-hı. Ne kadar tüketiyorsunuz o kadar üretmek zorundasınız. Evet. Eğer tükettiğinizi üretemiyorsanız veya ürettiğinizi tüketemiyorsanız bu da denge yoksa bir anlamda şey gibi işte cebinde 100 lira varsa 100 lira harcayabilirsin. Ama 100 lira var da 200 lira harcamayabilirsin. Şu an ilk diyagram onu gösteriyor. Ve köyler de aslında kendi enerjilerini üretebilmeli. Ve o dengeyi kurabildiğiniz zaman siz sürdürebilir ve akıllı bir köy olabiliyorsunuz. Evet aslında o dengeyi biraz daha yeşil tarafına da fazlalaştırılabilir. Fazlasını satmak da mümkün tabii, biliyorsunuz. Tabii. Öyle bir yani, finansman yöntemi de var. Aynen öyle. Hatta onunla alakalı Almanya'da güzel örnekler var. Biz bunları da getirdik. Almanya'daki örneklerden diyorlar ki biz kendi üretmiş olduğumuz fazla enerjileri satabiliyoruz. Gelin bu köye yatırım yapın ve enerjinizi satın. Dolayısıyla sizin o yeşil diyagramınız artıyor. İyice o tarafa. İyice o tarafa. Pozitif ya olsun. Pozitif oluyor ve dolayısıyla köy ne oluyor? Köye gelir sağlanıyor. Evet. Yani Trabzonspor'da yapmıştı galiba bir hidroelektrik santrına sponsor olmuştu hatırlıyorsun. Öyle bir şey vardı. Onun da akıllı aslında. Yani o köyde kendi enerji üretiminden daha fazla enerji üretebilme potansiyeli varsa ne oluyorsunuz? Siz o zaman zengin oluyorsunuz. Ve oraya okul yapabiliyorsunuz, iş olanakları sağlıyorsunuz. Dolayısıyla o köy göç vermemeye başlıyor. Ve aslında insanlar da mutlu bir şekilde gidiyorlar. Ve tabii bu şehir aidiyeti. Madem mesela ben şehir aşığım, şehri çok seviyorum. Şehirsiz yaşayamam ama insan o şehri de kendi köyüne kurabilmesi de lazım. Aslında Türkiye'nin farklı yerlerinden yani şehirlerden, köylerden, kasabalardan, tarlalardan bu tarz haberler geliyor. Biz de yakaladığımız anda ama bölük bulup ekranlara geliyor. Getiriyoruz. Ama bölük siz, ölçük evet, geliyor. Yani işte çünkü damalı dediğiniz eşek gibi oluyorsunuz o zaman. Çünkü evet. Siyah beyaz, siyah beyaz ama büyük bir resim yapabilmeniz lazım. Ben de kendimi ressam olarak adlediyorum. Çünkü yani geçen hafta benim konuşmuş olduğum o üst düzeydeki
bir grubun, onların da böyle bir fikri vardı. Gökhan Bey, biz bir köy kuracağız, işte şöyle şöyleyiz, böyle böyleyiz, şudur budur. Dedim siz yapıyorsunuz ama bunun bir altyapısı olması lazım. Ya bize işte çizimleri ver, biz kendimiz çizelim, siz, yapalım. Siz, ya evet, dedim siz. Siz böyle yani anlatınca ben de o haberlere bakış açım biraz değişti. Çünkü hakikaten... Yanlış ama o. Yani bir... devlet olarak ben izin vermem şahsen, çünkü şeyi değiştiriyorsun. Yani şöyle düşünün. Yani yurt dışından veya şeyden, dışarıdan birisi sizin alanınıza, sizin bölgenize müdahale ediyor. Sizin şeyiniz var. Kurulu düzeniniz var. Bir ekosisteminiz, ekosisteminiz var. Ne bileyim, masanız var, sandalyeniz var. Birisi geliyor diyor ki ben buraya başka bir sistem getiriyorum. Ve çok güzel bir sistem yapacağım ama oradaki düzeni bozabilir. Düzeni bozuyorsunuz. Yani ya da hep birlikte şey yaparsak o güzel gözükür. Onu sormuyorlar. Yani oradaki siyahlar, jipler, şunlar bunlara gidiyorlar. Ben buraya bunu yaptım. Tamam, çok güzel yapabilirsin. Ama iş mi? Bence iş değil. Kusura evet bakmayın. Yani yapılan mantık gecekondu mantığıyla yapılıyor. Yani farkı yok. Diğeri, alt kısım gecekondu yapanla üst kısım gecekondu arasında tek bir fark yok. Baktığım zaman benim, ya çünkü ben içerik bakıyorum. Ulaşım çözmüş mü? Yok. Altyapı var mı? Yok. Çevreyi desteklemiş mi? Toplumu katmış mı? Yok. Sadece bir bina yapmışsın. Üste yapmışsın. Kolay gelsin size. Zaten bunu bizim daha önceki gecekonducular yapıyordu. Onlardan senin hiçbir farkın yok bana göre. Evet. Ne farkın var? Evet, ama yani finans anlamında da bilinç anlamında yaygınlaştı, ben onu demeye çalışıyorum. Özellikle işte fabrikalarda tarlaları olan geniş kesimler kendi elektriğini üretiyorlar. Köylünün yapmasına karşı değil. Evet. Köylü yapsın. Çünkü satabiliyorlar. Yani kendi bölgesinde yaşadığı için orada bir sıkıntı tabii yok. Tabii, onu diyorum ben zaten. Yani normal yıllardan beri kullandığı orada bir atölyesi var, fabrikası var ya da bir işte şey var, oturduğu yer evet, var. Evet, evet. Onları işte güneş tarlaları diyorlar. İşte güneş panelleri. Geçen haberi vardı. Paneli çalmış şey. Evet, dün solar baktık, paneli dün var. Baktık. Ne kadar şimdi kötüydü bir yani. Sektör diyeyim. Kredisinde. Çünkü ortada tabii çok son derece teknolojik yani aletler bunlar. Tarlada da açıkta olduğu için almış götürmüşler ve yaşlı çiftçi bir amcamız da diyordu ki yani daha kredisini ödüyorum. Alıp götürdüler diye. Yani çiftçi orada yaşıyor ve kendi bölgesini işte kendi kullanımı için bunlar yavaş başladı. O da yanlış. Çünkü niye o yanlış? Ya aslında bir anlamda burada kooperatiflerin olması lazım. Çünkü bunlar yüksek meblağ gerektiren, faizle, işte bankayla, krediyle yapabileceğiniz büyük sistemler. Yani altyapı giderleri, o ilk yatırım maliyeti yüksek olan çözümler. Ve onlara da şu an İstanbul niye bence kentsel dönüşüm yapamıyor? Çünkü altyapı ilk yatırım maliyeti yüksek. Yıkacaksınız, yapacaksınız, şudur budur. Herkes onu finanse edemeyebiliyor bazen. Parası olanlar yapabiliyor. Ama onun için de bir devletin bir model geliştirmesi lazım. Yoksa her birleşen 20 kişi bir köy alır. Geçen birisiyle görüştüm. Bir özel bir şirkette bayağı bir işte, ne bileyim işte çikolata mı satmış, börek mi satmış, bir şey yapmış. Ondan sonra köy satın almış. Kendi kendisi ben köyün ağasıyım diye Facebook'ta reklamını vermişti. Olabilir mi? Teknik olarak olabilir. Ama işte o köyün de kurgulanması önemli. Yoksa kendi köyünün kendi ağası olursun ama hiçbir zaman da entegre olmaz sisteme. Şimdi bu Lebensdorf örneği ve Avrupa'daki diğer örneklerle birlikte Türkiye'de bir bölge seçip bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz enstitü olarak, ya da bu yönde girişimleriniz olacak mı? Evet, evet. Belki şimdi pandemi sonrası daha da. Aslında biz bir grup oluşturuyoruz. Aktif bir şekilde mimarların olmuş olduğu, makine mühendislerinin olmuş olduğu. Çünkü bir örnek olursa hakikaten iyi işleyen, hani pıtırcık gibi evet, yayılabilir evet, hakikaten. Evet, üniversitelerle de görüşüyoruz. Çünkü bunlar da aynı zamanda şey de gerekiyor. Yani teknoloji merkezlerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Aslında bir anlamda kuracağınız orada mesela bir biyogaz tesisi, evet, ağaç atıklarından gazlaştırma tesisi, ısı hatları ve sonuçta da şöyle söyleyeyim. Yani artık köyünüz öyle bir köy oluyor ki yıllık mesela 1500 ton karbondioksitten tasarruf edebiliyorsunuz. Köyünüz artık enerji bağımsız, Almancası enerji otak şehirler haline gelebiliyor. Köyünüz turizm, ekolojik turizmin ön ayak olabiliyor. Bir de ticaret modeli geliştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla içerisine fonksiyonlar katabiliyorsunuz. Ve zaten eğer siz o yapmış olduğunuz köyü sadece yaşamak için, yani uyumak için yapıyorsanız, diğer aktiviteleri yapmıyorsanız, onu sürekli beslemeniz lazım ama o şeyleri de oluşturmanız lazım. Organları, o klimayı da etrafında aktiviteleri de oluşturabilmeniz lazım. O da kolay bir işte değil. Aslında Türkiye'de örnekler var. Yerel yönetimlerin de teşviğiyle diyelim. Bu arada tabii vergi avantajı vermeniz lazım devlet olarak. Tabii yani bütün bileşenlerinin birbirini destekleyerek tabii. O şekilde yeşermesi lazım. Mesela yoksa örnek birinden birini yaptığınız kesinlikle zaman. Kesinlikle öyle. Mesela Aşa diye bir köy var Bayern'de. Aşa. Evet, Aşa. BMW'nin üretildiği yer. Evet. Nüfusu 2000'miş. Ve şu an
sahneye çıkışları iklim değişikliğinin lideri diye çıkan bir köy. Enerji tipleri güneş enerjisi, rüzgar, biyokütle, ısıtma sistemleri kullanılıyor. 1990'da başlanmış ve en büyük artısı köylünün katılımı ile devlet de ona vergi avantajı sağlamış. Vergi avantajının esprisi şu, şunları yaparsan seni teşvik ediyor. Yabancı yatırımcı almış. Yani o görmüş olduğunuz tarlalara fotovoltaik ve rüzgar tesisleri kurulmuş. Sonra köyün çocukları orada kalmış. Oraya teknoloji merkezi kurmuşlar. Turizm gelmiş, belediye zenginleşmiş. Belediye zengin olunca yatırım yapmış. Bizdeki gibi işte solardı, panel veya işte ne bileyim bu sayaçlardı, şurada buradan ziyade gerçekten bisiklet almış veya ne bileyim yaya yollarını geliştirmiş, ticaret modeli geliştirmiş gibi gibi örnekler var. Bir de sosyal ortamlar da çok önemli. Yani insanların orada yaşaması ve orayı benimsemesi için sosyal anlamda kendilerini iyi hissedecekleri ortamların da olması lazım. Mesela bizim gittiğiniz bilmiyorum Şirince vardır. Evet, Şirince'ye gitmiştik. Evet, yani Şirince tamamen, tabii daha o zaman yenilenebilir enerji falan onlar yok ama mesela içine katılabilir. Çünkü kendi kendine ayakta kalan bir cazibe merkezi haline gelmiş. Oradan geçerken aslında biraz yukarı da çıkıyorsunuz işte o Selçuk falan taraflarında. Evet. Ama o heyecanı, o hareketi yaratınca oradaki işte geleneksel evlerin belki biraz yeniden organizasyonu ve kendi ürünlerinin satılmasıyla işte reçeller var, yağ, zeytinyağı falan. Öyle bir durum olmuş. Sığacık var aynı şekilde. Gitmediyseniz tavsiye ederim. Sığacık. Aslında Eskişehir'e Seferihisar'da. Yine İzmir'e çok yakın. Eski evlerin olduğu, bu hani eski Ankara evleri vardır. O tarz biraz işte o tarz bir mimarisi var. Ama eski püskü. Hepsi restore ediliyor. Böyle minik sokaklarla şey dedim ben ona. O Şirin babanın köyü falan gibi gözüküyor. Hakikaten o kadar çok şirin bir yer. Ama aynı zamanda üretiyorlar, satıyorlar. İşte bunların içine bu söylediğinizin de eklenmesiyle tam bu tarz mikro yerler, bölgeler olabilir. Yani zaten bizim bakmış Türkiye'de olduğumuz kısım bir masanın nasıl dört tane ayağı varsa şehir olabilir, köy olabilir. Ulaşım, enerji, çevre ve toplum. Yani köy yaptırmak isteyenleri de duyurum. Sadece ben evi yaptım. Kapısı şöyle açılıyor. Bilmem şudur budurdan ziyade. Örnek de vermek istiyorum. Tüm Avrupa'da mesela bir izolasyon firması reklam yapıyor. Reklamın konusu şu. 1, 2, 3, 4 ev sahibi konuşuyorlar. Diyorlar ki ey komşu sen yeni bir ev yaptırmışsın hayırlı olsun. Senin evinin aylık ısıtma harcamış olduğun fatura ne kadar? Birisi diyor ki 30 euro. Öbürküsü diyor vah diyor benimkisi 26 euro nasıl ucuz. Öbürküsü diyor 24 euro. Dolayısıyla insanlar artık kaliteli evler az yakıtla ısınan, çabuk soğumayan veya çabuk ısınmayan evlerde oturmak zorundalar ve bunun bilinçli bir şekilde yapabilmeleri lazım. Bir de bunun tamamıyla oradaki bölgeye de entegre edilmesi lazım. Aynı bir takım elbise giyiyorsunuz, gömleğiniz cekete uymak zorunda veya kravatınız uymak zorunda. Eğer siz bunu yapamazsanız siteler oluşur, hapishane gibi free zone'lar oluşur. O da hoş bir şey de değil yani. Evet, Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı Gökhan Yıldırım'la birlikteyiz. Epey geniş bir perspektiften bakmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Aslında dünyada şu anda habercilik anlamında, medya anlamında da çevre kelimesinin geçtiği metinler, bültenler, röportajlar, sohbetler artmış durumda. O yüzden biz de geniş olarak yer veriyoruz. Dünyadaki gelişmeyi ve dünyadaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Biraz da Türkiye'yi tabii, biraz dışarıdan da baktığınız için Türkiye'deki farkındalık, uygulamalar, projeler nasıl gözlüyorsunuz? Çünkü İstanbul'da da aynı şekilde bir merkeziniz var. Yani şimdi bir tabii olumlu mu konuşacağız? Bir böyle bir nefes alınca sanki olumsuz gibi oldu. Yani biz eskiye göre daha hareketli olduğunu gözlemliyoruz en azından. Yani diyeyim şimdi ben size. Ama hangi bağlamda konuşmamız lazım? Yani İstanbul genelinde konuşabiliriz mesela. Ve bir de tabii bölgesel kalkınmadan da yanayım. Dolayısıyla aslında sizin kocaman daireler çizmeniz lazım. Bu dairelerde 100 kilometre bir alan, İç Anadolu bölgesi gibi ve o bölgeyi kalkındırmanız lazım. Mesela Ürgüp ve orası bayağı bir Kapadokya bölgesi. Gerçekten güzel. Harika. Yani insanlar hafta sonları uçuyorlar. Aslında o tarzda bir köy kurulabilir o bölgede. Çünkü sadece yaşam için değil, sosyal alanları da var. Geziyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. Antalya olabilir. Antalya'da o bölgeler seçilebilir. Bir köy bulunabilir. Oraya
Mesela Bolu'da da var öyle yerler. Yani var. Tesislerde işte ne bileyim zipline'ları var, zıplıyorsunuz, koşuyorsunuz. Var, bilmem, var, var. Trekkingler, şunlar, outdoor bunlar yapabiliyorsunuz. Outdoor sporları yapabiliyorsunuz. Hatta futbolcuların kamp, spor kulüplerinin kampları var. Beşiktaş'ın var Bolu'da galiba. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası. Topuk Yaylası var. Orada bir eski, yani çok kullanılmayan bir göl alanı var. Orası Başkan Aziz Yıldırım döneminde bir işte, rekreasyon çalışması yapıldı. Bir de tesis yapıldı. Şimdi bayağı milli takımlar, bütün kesinlikle takımlar öyle. Geliyor. Yani yöre halkı da ürünlerini satıyor. Bravo. Yani, aynen öyle. Aslında zaten bunun formülü bu. Yani evet. O kadar yani bizim 70 tane ülke var enstitüde. Görmediğimiz adam yok. Yani siyahı, beyazı, grisi, sarısı, şusu, busu derken görmüş olduğunuz güzel insanlar var. Kötü insanlar var. Ve güzel insanlar da yemek yiyorlar. Kötü insanlar da yemek yiyorlar. Dolayısıyla burada yapılan aslında insanın aktiviteleri belli. Mesela insanın 5 tane aktivitesi var. Yaşayabilmenin yeri iyi seçebilmen lazım. Okuya eğitim alman lazım. Alışveriş, sosyal imkanlar, işte eşinle çocuğunla nereye gideceksin. Bir de çalışabileceğini al. Eğer bu 5 tane aktiviteyi yapabilirseniz, bizim de eşimle beraber hayalimiz böyle bir sürdürülebilir, akıllı, bir teknolojik bir köy kurup havalimanına yakın, oraya yakın, buraya yakın ve o bütün işte teknolojik transferleri de gerçekten Apple'sa Apple, işte ne bileyim Toshiba'ysa Toshiba oraya yerleştirip ve orayı sistemi yerleştirdikten sonra da oradaki halka da işte öğretip o transferi yapabilip gerçekleştirebilirsek, yüzlerini güldürebilirsek ne mutlu bize. En güzel milliyetçilik, en güzel vatanseverlik de bana göre budur. Onun dışında senin bir köyün olur, senin köyün olur. Siyah jiplerin olur, olur, var. Ama seni mutlu eder mi? Zannetmiyorum. Evet. Yani problem bu. Akıllı şehirler, akıllı köyler, sürdürülebilir. Akıl burada giriyor işte. Evet, akıl dediğimiz burada giriyor. Hakikaten yani bir yoksa şey, şehrin hani akıllı. Wise olma anlamında. Aynen öyle. Yani aslında bence şehirler akıllı değil. Bilgelik. Şey, yani kesinlikle sadece öyle. Mesela ben finans öğretimi yaparken şey yazıyorlardı. Finance for dummies. Aptallar için finans. Aslında şehirler akıllı olmaması lazım. Şehirler en aptal, doğru. En basit olması lazım. En sade. En sade. O kadar fazla karışık. Ben Şangay'a gittim. Şehrin bir tarafını akıllı yapmışlar. Hepsi İngilizce şudur budur. Şehrin bir tarafı Çince. Gitti. Ben ortada kaldım. Tabii. Yani o zaman niye yaptınız? İşte bizim paramız bitti. Yani bu politikalarda da böyle. Çözüm yapıyorsun, şuraya kadar geldin. Gerisi oraya akıl yetmedi. O zaman yapma mübarek. Ya zaten adam gidiyordu. Yani ben o yüzden yarım yapılan işleri sevmem. Yani şu hayatımda da öyledir. Yani önce altyapısını yaparsın, sonra piyasaya çıkarsın. Ama önce altyapısını yapmadan piyasaya çıkarsan, köyler içerisinde geçerli. O zaman sistem çalışmaz. Uğraşıyorsunuz. Peki ya. Gökhan Bey, son olarak bir de şeyi sorayım. Ben çok merak ediyorum. Buyurun. Pandemi bu anlamda iyi mi oldu, kötü mü oldu? Yani vallahi diyorum ya pandemi, biraz sanki hani bazı değerlerin farkına varma, minimalleşme, sizin de cümleleriniz içinde kullandığınız bazı alışkanlıkların değişmesi ve biraz daha işte özümüze dönelim, hayatımızı küçültelim, hı-hı, daha küçük şeylerden mutlu olalım demeyi bekleyen bir grup da var. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi, tasarrufun belki fazlalaşması. Ve biraz da çevreyle ilgili başlıkların işin içine girmesi. Bir bölüm böyle. Hani iyi insan, kötü insan diyorsunuz ya. Bir insan grubu bu şekilde düşünüyor. Bir bölüm de hani evimizin içine tıkandık, kapana kısıldık, daha çok saldıralım diyenler var. Evet, siz yine bir hemen projeyi orada evet, yaptınız. Şimdi pandemi... Ne diyorsunuz? Pandemi, mesela bana sorarsanız ben pandemiyi çok iyi kullandım. Yani bir pandemi de... Son 3 ay önce Türkiye'de Sürdürülebilir Akıllı Şehirler Derneği'ni kurduk. Evet. Altyapımızı gerçekleştirdik. Viyana'daki olan altyapının benzerini biz burada kurabildik. Eşimle beraber ekibimiz de var. 5 kişilik bir ekibimiz. O yüzden pandemi bana işe yaradı. Ama pandemi içerisinde görmüş olduğum insanlarda korku çıktı. Korku var. Tabii korku onları kitlediğini gördüm. Bizim komşumuz işte dişçiydi. Pandemiden ötürü yani yandan geçmeye çalışıyorsunuz. Kadın bana yaklaşma. Tabii. Ya sana geç, sana şey yapmıyoruz. Yani A noktasından B noktasına gidiyorum. Yani pandeminin o korku çıkması beni birazcık endişelendirdi. Yavaşlaması, yani insanların birbirinden korkması, çekinmesi, sosyal evet, anlamda evet, yaşanacak sorunlar. Evet. Aynen öyle. İkincisi de yavaşlama. Hayat biraz yavaş aktı. Yavaş akmasında da mesela oteller %30, %40 kapasite. Oteller çok güzel oldu. Cennet gibi oldu. Yani biz eşimle beraber gittiğimiz zaman
Rahat rahat tesis, %100 doluluk, 2000 kişiyle aynı anda nasıl aynı anda hurra git, hurra her git. Kuyruk. Aynen öyle. Ve biz o pandemiyi de çok güzel kullandık. Bir de bizim Almancı olma özelliğimiz var. dolayısıyla pandemi pek bize de uğramadı. Niye? Yasaklardan pek birazcık da yırttık açıkçası. Gezebildik, İstanbul'un tadına varabildik. O yüzden ben pandemiden bu anlamda memnunum. Çünkü birazcık da düşünüyoruz ve insanlar da düşünmeye başladı. Çünkü artık bu sürdürülebilir akıllı köyler de onlar için daha seçici oldu, istiyorlar. Çünkü şehir yaşanılabilir değil ve şey de değil yani insan psikolojisi sağlığı açısından da iyi değil yani. Yani fıttırır evet. insanlar gibi böyle yani çıldırabilirler. Çünkü hareket etmek zorunda, hareket etme diyorlar. Bir de bunun kuralı da yok. Yani şey yapabiliyorsunuz. Mesela Avusturya'da da var böyle bir pandemi ama nefes almak için, yürümek için sahillerde gezebiliyorsunuz. Evet. Bizde mesela sahillerde yürünmüyordu. Niye yürümüyorsun? Adamın da yürümesi lazım çünkü mutlu oluyorsunuz. İki martı gördün, iki gemi gördün. Yani şey yapmıyorsun ki, halay çekmiyorsun, horon tepmiyorsun. Niye sen oraya karışıyorsun? Avusturya'da mesela sadece kapalı alanlarda, alışveriş merkezleri içerisinde veya şey mağazalarda bu şeyi yaptılar, maske zorunluluğu yaptılar. Ama tabii bizde nüfus yoğunluğu farklı, onun kontrol edilmesi lazım gibi gibi. Ama tabii herkes iyi niyetli bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah doğru yolu bulacağız. Peki şimdi İstanbul'dasınız, sonra Viyana'ya evet, döneceksiniz. Evet. Çalışmalar devam edeceksiniz. Biz de zaman zaman birlikte olalım, birlikte İnşallah. İnşallah. Yok çok güzel. Yani Çevre TV'nin de bu inisiyatifin de Türkiye'de olması, yayınlarınızı takip ediyoruz. Konuklarınız güzel. Ve gerçekten de ülkenin de bu çözümlere ihtiyacı var. Bunların anlatılması lazım, konuşulması lazım. Güzel, nezih, sıcak, samimi ve motomot değil. Birazcık da spontan. Güzel programlarınız oluyor. Takip ediyoruz. Başarınıza devamını diliyoruz Orkan Bey. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar ve çalışmalarınızda başarılar dileyelim. Tüm dernek ekip arkadaşlarınıza hem Viyana'daki hem Türkiye'deki sürdürülebilir, akıllı, bilge diyelim şeyleri. Akıl bilge aslında akıllı doğru. Biraz anlam olarak şeydir. Ya çok akıllı bu adam gibidir. Evet, evet, evet. Hani kurnaza da doğru yaklaşıyor. Doğru, doğru. Wise aslında. Evet, ama bilge aslında dediğiniz doğru. Aslında kadim şehirler. Bizde de var o kelimeler. Yani evet, kadim. Kadim şehirler. Eski ama biz biraz daha mikro anlayışla köyler için olan bölümünde konuştuk ve programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz katkılarınız için. Pazartesi günü yeniden buluşacağız. Pazartesi günkü konuğumuz Profesör Doktor Saadet Karakulak olacak. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinden Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı. Neyi konuşacağız? Türkiye'de balıkçılık ve balık stoklarındaki azalma nedenleri. Türkiye'nin dört bir tarafı denizlerle çevrili. Balıkçılık son derece önemli ama yanlış yöntemler ve diğer konularla yine sorun olarak geçiyor zaman zaman. Peki, çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Gökhan Bey size tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Sağ olun Okumay. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.